Bu videoya bir itiraf ile başlamak istiyorum. Yıllardır izleyenin zihninde çeşitli oyunlar oynanan İspanyol filmlerini, çok başarılı Kore dizilerini, İskandinav sinemasının en nadide örneklerini, çoğu kişinin burun kıvırdığı sanat filmlerini ve yine birçok kişinin ilk tercihi olmayan festival filmlerini izleyen, takip eden, beğenince 2016'da kurduğu kanuntavsiyesi.com'da yıllardır tavsiye eden, sinemaya gönül vermiş birisi olarak söyleyebilirim ki Kurtlar Vadisi dizisine hep aman Polat diye biri ve arkadaşları ona buna sıkarak kural tanımadan haraç kesip illegal yollara giriyor işte şeklinde bakanlardan biriydim. Film ve dizi tutkunu biri olarak pek önemsemez, üzerinde durmazdım. Fakat Çakır'ın ölmesi gibi olayların o yıllarda çevremde yaşattığı heyecanın da farkındaydım. 2 yıl önce pandeminin ilk günlerindeki eve kapanmışlığı da fırsat bilip hadi şöyle bir göz atayım diyerek 1. bölümden tekrar başladığım bu dizi zamanla içimde giderek büyümeyi, beni şaşırtmayı ve ön yargıların aslında ne kadar manasız olduğunu hatırlatıp bana bugün burada kendisine özel bir video yaptırtmayı başardı. Her ne kadar mafya tipi çeteleşmelere olan ilgiyi arttırması, bu tip oluşumlara saygı duyma isteğini tetiklemesi ve uzun siyah pardösü satışlarını patlatması gibi etkilerini tasvip etmesem de bu dizideki ilmek ilmek işlenen zekice detayları gördükçe her defasında da şaşırıyor ve bu işte imzası olanları tek tek alkışlamak istiyorum. Bu yüzden dizinin ilk 97 bölümünden yakaladığım bazı detayları hiç lafı uzatmadan madde madde sizle paylaşmak ve yıllar boyunca açıp izlenebilecek basit, sade ve etkileyici bir arşiv oluşturmak istiyorum. Bu arada bu video bir şekilde ilgili yetkili kişilerin önüne düşerse diye hep içimde tuttuğum ve sizlerin de zihninde dönüp durduğundan neredeyse emin olduğum şu soruyu sormak istiyorum. Hollywood bir filmindeki 10 karakterinin her biri içinde ayrı ayrı film dizi yapıp pazarlayabilirken neden biz hala Baron isminde Karahanlı'nın gençliğinden yükselişine kadar olan sürede yaşadıklarını konu alan iyi bir dizi veya film izleyemiyoruz? Bakın ben afişini bile hazırladım. Ya da neden bir yapımcı ve yönetmen el ele verip her biri ayrı efsane olan konsey üyesi karakterlerinden herhangi birinin başrolde olduğu yeni bir yapıma imza atmıyor? Bu videoya küçük bir like bırakın da şu soruları hedeflerine ulaştıralım. Kim bilir belki Netflix imzalı, büyük bütçeli bir şeylerin de temelini atmış oluruz. Diyor ve bahsetmek istediğim ilk detayımıza geçiyorum. 8. bölümde Aslan amca Duran emminin mezarındayken birden alakasız bir şekilde kadraja Haldun Taner yazılı bir mezar taşının girdiğini ve Aslan amcanın da ona dokunduğunu görüyoruz. Bu tesadüfi bir sahne gibi görünse de aslında tamamen bir şapka çıkarma yani saygı sahnesi. Aslan Akbey karakterini oynayan Selçuk Yöntem yıllarca Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Haldun Taner Usta'nın oyunlarını oynayıp sergileyip yönettiği için bu sahnenin bu şekilde çekilmesini isteyerek büyük usta da bir selam gönderiyor. 67. bölümde Polat kılıcın elindeki bıçağı hızlı bir hamleyle kapıp Karahanlı'ya fırlatıyor. Bunun üzerine Karahanlı kılıça bir daha bu bıçağı çıkarma diyerek kızıyor. Bir daha bu bıçağı çıkarma. Aradan onlarca bölüm geçiyor ve kılıç yine bu bıçağı çıkardığı sırada Nizamettin tarafından öldürülüyor. Dizi öylesine zekice ve incelikle yazılmış ki bunun gibi detaylar unutulmadan onlarca bölüm sonrasında tekrar izleyicinin önüne çıkarılıyor. 57. bölümde Doğu Eşrefoğlu'nun sakince konuştuktan sonra aldığı cevapla hiddetlenerek "Bana makosenlerimi giydirdiniz." diyerek bağırışına şahit oluyoruz. Aslında burada tarihi bir olaya selam çakılıyor. Anlatayım. Atatürk İtalyan Büyükelçisini ağırlar. Takım elbisesi üzerinde nazik bir şekilde elçiyi karşılar. Fakat elçi konuşmasında Türk halkına kötü sözler söylemeye ve Roma İmparatorluğunu tekrar kurup Antalya'ya kadar uzanıp alacaklarını söyler. Atatürk elçinin cümlesini yarıda kesip kahvesini içmesini ve hemen geleceğini söyleyerek odadan ayrılır. 10 dakika sonra üzerinde askeri üniformasını giyerek gelir ve yerine oturup "Bana makosenlerimi giydirdiniz. Buyurun şimdi sizi dinliyorum." der. Makosen askeri üniforma altına giyilen bağcıksız pratik bir ayakkabı türüdür. Dizide de Doğu Bey bu cümlesiyle karşısındakine artık olayın ciddileştiği mesajını veriyor. Dizinin 1. bölümünün 37. dakikasında Aslan amcanın Ali Candan'ı görev için ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Ali, "Elif bu ölüme katlanamaz, acısından ölür." der. Aslan Akbey ise 20. yüzyılda ölümün acısı en fazla bir yıl sürerdi. 21. yüzyıldayız. Bu sözler Nazım Hikmet'in Karıma Mektup şiirine bir göndermedir. Şiir, "Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda, yaşarsın.
kalbimin kızıl saçlı bacısı en fazla 1 yıl sürer, 20. asırlarda ölüm acısı şeklindedir. Dizinin 36. bölümüne geldiğimizde ise Polat ve Elif'in karşılıklı şarap içtiğini görürüz. Elif, sevdiği adamı kaybettiğinin 1. yıl dönümü olurken Polat'ladır. Bu da Aslan amcanın dediği gibi 21. yüzyılda olduğumuza bir gönderme içeriyor haliyle. Gerçekten ilmek ilmek işlenmiş ince bir ayrıntı. Dizide bahsi geçen yakalanan gemilerin isimleri narkotiğin geçmişteki gerçek operasyonlarından esinlenerek senaryo ekleniyor. Gerçekte 1993 yılında yakalanan Lucky S isimli geminin adı dizide Şanslı S, 1992 yılında gerçekten batırılan Kısmetin 1 adlı geminin dizideki ismi ise Nasibin 1 olarak kullanılıyor. Dizi gerçek olaylara o kadar çok değiniyor ki o dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı dizi hakkında televizyonda bir açıklama yayınlamak zorunda bile kalıyor. Senaryo yazarları ürünlerini pazarlayabilmek için 59. bölümün 1 saat 7. dakikasında Laz Ziya'nın Polat'a Hüsrev'a için "Aa belli Polat, aha önünü görür ancak arkasını görmezse ölür." dediğini duyuyoruz. Ve sadece 7 dakika sonra Hüsrev Ağa'nın Karahanlı ile görüşürken arkasından kılıç tarafından bir kılıçla öldürülmesine şahit oluyoruz. Sadece bu bile dizideki diyalogların ne denli incelenerek düşünülüp yazıldığını bize gösteriyor. Karahanlı'nın 48. bölümün 52. dakikasında "İsmet Paşa önemli kararlarını vermeden önce 24 saat düşünürmüş." dediğini duyuyoruz. Aynı bölümde sadece 6 dakika sonra Polat'ın da Elif'e "Bana 24 saat verir misin?" dediğini duyuyoruz. "Bana 24 saat verir misin?" Az önceki Laz Ziya Hüsrev Ağa örneğinde de söylediğim gibi bu diyaloglar tesadüf olmayan ince ince işlenmiş zekice detaylar. Dizideki ölüm fermanları kalem kırma hareketiyle gerçekleşiyor. Fakat bu olay bile öyle alelade bir şekilde değil de üzerine düşünülerek ince ince çalışılmış. 43. bölümde Baron'u önce Çakır'ın kalemini kırarken görüyoruz. Kalem, kalemlikteki diğer kalemlerin yanında öylece duran, kolayca kırılabilen, bir yerde unutsanız üzülmeyeceğiniz cinsten sıradan bir tahta kalem. Bu tam olarak Çakır'ı betimliyor. 52. bölümde ise Baron'u Testire'nin kalemini kırarken görüyoruz. Fakat burada bir fark var. Çünkü Baron kalemi bu sefer kalemlikten değil, ceketinin iç cebinden alıyor. Üstelik kalem Çakır'ınkine nazaran daha parlak ve gösterişli. Necmi konseyden biri olduğu için bu detay ile Baron'un kendi içinden birinin ölüm fermanı verdiği betimleniyor. 55. bölümde ise sıra Polat'ın kalemini kırmaya geliyor. Polat'ın kalemi kapağında Baron'un olduğu bir derginin arasında duruyor ve arasında durduğu için dergide bir pürüz yaratıyor. Polat'ın kalemi Çakır ve Necmi'nin kalemine göre daha şık ve daha sağlam duruyor. Fakat Aslan Akbey'in ölüm haberiyle Polat'ın o şık kalemi Baron'un elinden düşüyor. Düşen kalemi de Polat alıp Karahanlı'ya geri veriyor ve Baron'un kalemi artık derginin üzerine koyduğunu görüyoruz. Bu sahnedeki bu detaylar Baron'un içinden yani kendinden olan birinin yani oğlunun Baron'un da üstüne çıkacağını açıkça bize gösteriyor. Yani Aslan Akbey yine Polat'ı koruyor ve Polat Aslan amcanın desteğiyle kendini yükseltmiş oluyor. Sadece şu kalem detayları bile alkışlanmaya değer. Deli Hikmet, Elif ve Canan Aslan amca ve Karahanlı'ya ait eski bir fotoğraf buluyor. Karahanlı'yı çıkaramadıkları için bu kişinin kim olacağını tartışıyorlar. Elif, "Gerekirse istihbaratçılara soracağım bu kişiyi." deyince Hikmet Karahanlı için istihbaratçıya mı sorulur Elif? Portakal tüccarı mı zannediyorsun sen bu adamı?" diye Elif'e kızıyor. Fakat dizinin akışından da öğreniyoruz ki aslında Karahanlı gerçekten de Kıbrıs'ta portakal tüccarı sahte kimliğiyle adada silah dağıtan bir görevliydi. Dizideki karakterlerin arasında sağlam bir hiyerarşi var. Bunu da en iyi gösteren şey de zekice kurgulanmış kamera açıları oluyor. Dizide kamera Karahanlı'yı en aşağıdan, diğer konsey üyelerini ise eşit yüksekliklerde çekiyor. Hangi karakteri aşağıdan izlersek o karakter bize daha güçlü, kudretli görünüyor. Bu dünyada da kullanılan çok profesyonel bir teknik. Öldürüldüğü sahnede Baron'u en yukarıdan en çaresiz, en güçsüz haliyle izlediğimizi hatırlayın. 44. bölümün 34. dakikasında Çakır'ın ameliyatını yapan cerrahın alakasız bir şekilde "benim CD'yi çal" dediğini duyuyoruz. "Ahu, benim CD'yi çal." Cerrah'ın istediği parça aslında Süleyman Çakır karakterinin özeti niteliğinde. Çünkü bu eser Mozart'ın ağıt anlamına gelen Requiem adlı eseri. Mozart bu eserini tamamlayamadan ölüyor ve eser sonradan öğrencileri ve arkadaşları tarafından bitiriliyor. Bu ayrıntıda Çakır'ın işlerini bitiremeden öleceğini ve yarım kalanın Polat tarafından tamamlanacağını bize gösteriyor. Diğer tüm detayları geçtim. Bu detay akıl ve emeğin yanında bir de iyi bir kültür isteyen bir detay. Kimlerin aklına geldiyse alkışlamak gerek. Halit'in evine giren Polat, Halit'e havlu uzatıyor, Halit'ten önce oturup Halit'e yer gösteriyor ve sigara veriyor.
İşte tüm bu hareketler ev sahibi benim anlamına geliyor. Diyaloglar gibi beden dili de bu dizide çok profesyonelce kullanılıyor. 45. bölümde Polat, "Hiç gözümü kırpmadım onu vururken." diyen Halit'i sadece dakikalar sonra öldürürken gözünü bir kez bile kırpmıyor. Babaların öldürüldüğü gecede 45. bölümün 28. dakikasında Polat, Abdüley'den müzik açmasını istiyor. "Abdüley, müzik aç." Birden Hekimoğlu çalmaya başlıyor ve türküyü de Çakır yani Oktay Kaynarca'nın sesinden duyuyoruz. Hiçbir şey. Ayrıca Hekimoğlu türküsü kalleşçe vurulan bir efeyi konu aldığı için Çakır'ın içinde bulunduğu durumu da özetliyor. Polat'ın babalardan intikam aldığı gece ölen 7 kişi Hristiyanlıktaki 7 günahı temsil ediyor. Kürt Bedo meyve yerken ölüyor. Bu oburluğu temsil ediyor. Fethi ise kafasında süt yenle ölüyor. O da şehveti temsil ediyor. Demir Görkemli küvette keyif çatarken ölüyor. Kendisi tembelliği temsil ediyor. Üstün Kısa açgözlülük, Faris Sarıyayla kıskançlık, Halit kibir, Çakır ise öfkeyi temsil ediyor. 44. bölümde Testere'ye "Bir şey yaptığımızda muhakkak bilginiz olur. Haberi size ulaşır." diyen Polat, 45. bölümde Testere'ye gidip tüm ölümleri bizzat tek tek kendi haber veriyor. Dizi sonraki bölümlerde yaşanacak olayların ipuçlarını her zaman önceki bölümlerdeki diyalogların içine gizliyor. Bence bu müthiş. Hadi gelin şimdi biraz hızlanalım. 44. bölümün 48. dakikasında Memati'nin Çakır ile olan anılarını düşündüğü sırada bir flashback ile geçmişten bazı görüntüler görüyoruz. O sahnede Memati'nin gençliğini gerçek kardeşi olan Volkan Uygun'un ta kendisi oynuyor. Eğer dikkatli bakarsanız 60. bölümde Palan'ın suratına vurulan yangın tüpünün aslında kırmızıya boyanmış 2,5'luk bir fanta şişesi olduğunu anlayabilirsiniz. Lakabı deve olan Tuncay'ın ofisinde tek çiçek görüyoruz. O da deve tabanı. Bu gülümseten detayı kim düşündüyse bence bir tebriği hak ediyor. Polat'ın 48. bölümde sahilde konuştuğu genç adam çok güzel hareketler bunlardan da bildiğimiz Şahin Irmak'ın ta kendisi. Dizinin en ağır ve tehlikeli karakterlerinden olan Kılıç'ın kravat rengi değişse de kendisini dizi boyunca hep siyah gömlekle görüyoruz. Onlarca bölüm bir kişiye aynı renk giydirmek gerçekten hem bütçe hem emek hem de iyi bir akıl işi. Diziyi televizyonda yayınladığı sırada ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın dizideki Kılıç karakterini beğenmeyerek Atilla Olgaç için kötü oyuncu demesi magazinde konuşuluyordu. Bunun üzerine şu sahnede de Kılıç, "Neden estetik olmuyorsun?" "Plastik cerrahinin gelişimini Ajda Pekkan takip ediyor. Yarın açıp sorayım. Bakalım tavsiye edebileceği bir doktor var mı?" diyerek estetikleriyle ünlü Pekkan'a bir göndermede bulunuyor. Bedir karakterinin saatini bileğinin iç tarafına takmasının nedeni dağlarda yansıma yapıp yerini belli etmesin diye edindiği bir alışkanlıktan dolayı. Bence çok ince ve zekice düşünülmüş bu ayrıntıda gerçekten alkışlanası. 45. bölümün 14. dakikasındaki taksi şoförü 21'den 55'e kadar olan bölümlerin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan'ın ta kendisi. Her ne kadar akıllarda sürekli sigara içen biri gibi kalmış olsa da Lazia tüm dizide sadece Çakır'ın öldüğü bölümde sigara içiyor. 45. bölüme kadar hep elinde fincanla kahve içtiğini gördüğümüz Aslan amcayı da Polat'ın babaları temizlediği gece viski içerken görüyoruz. 45. bölümde Canan, Elif'e Fal'da "Bir erkek koca bir dağın tepesinde ellerini cebine sokmuş düşünüyor." diyor. 2 bölüm sonra ise Polat'ı gerçekten de koca bir dağın üzerinde elinde sigarasıyla düşünürken görüyoruz. "Dostum olmaz, hasmım yaşamaz" diyen Lazia'nın cenazesinde ne dostu ne düşmanını, sadece ailesini görüyoruz. 37. bölümde Memati'nin davet için Cerrahpaşa'da kardeşlere gittiğini görüyoruz. Memati ile laf ve büyüklük dalaşına giren kardeşlerden Metin, Memati'nin arkasından "Abi cevabı peşin peşin gönderseydik, kesip yollasaydık kafasını" diyor. Aynı bölümün sonunda kesilen kafa bu cümleyi kuran kişinin oluyor. Yine dediğim gibi dizi olacakların haberini bize replikler ile açık ve ince bir şekilde veriyor. Son detayımızı gülümseten bir sahneden vermek istedim. 3. bölümde Karahanlı, Lazia'nın neden suratı asık diye soruyor. Hüsrev Ağa'da "Sürüme ne sporun, küme düşecek kesin ondandır" diyor. Bunun üzerine Baron da "Üzme canınızı ya kardeş, yaparız bir şeyler" deyip gülümsüyor. Ve gerçekten de ertesi yıl Sürmene Spor 3. lige yükseliyor. İlginç. Buraya bu 30. maddeye kadar benimle birlikte gelenler yorumlara şunu bıraksın da sayımızı bilelim. Bu arada dizide en beğendiğim ilk 3 karakteri de sona bıraktım. Benim favorilerim Karahanlı, Aslan Akbey ve Doğu karakteri. Fakat hadi bir tane daha söyle derseniz bu da muhtemelen Nizamettin olurdu. Tüm oyunculuklar çok iyi. Fakat bence bu 4 karakter soğukkanlılıkları ve akılcı tavırlarıyla benim için başlı başına birer efsane diyebilirim. Favori karakterlerinizi, video ve dizi hakkındaki yorumlarınızı, varsa keşfettiğiniz detayları ya da benim atladığım detayları aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Tabii kanuntavsiyesi.com'da 7/24 modunuza göre film önerisi bulabileceğinizde. Hadi iyi seyirler.